أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فَسُبْحَانَ الَّذِي قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُنْجِيَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دَاعِينَا إِلَى اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما نصيرت بالصباح وأهلكت عاد بالدبور صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سعيد بالله يا الذين آمنوا أي إيمان edenler اذكروا hatırlayın neyi نعمت الله عليكم نعمت الله الله تعالى Hazretlerinin nimetini hatırlayın aleykum size iz o vakit ki جاءتكم جنود size ordular geldi. Şimdi hicretin 5. senesi arkadaşlar. Ebu Süfyan daha Müslüman değildi. Mekke-i Mükerreme'deki müşrikleri, civar kabileleri, hatta Yahudilerden kabileleri toparladı. 15 bin kişilik bir ordu tertip etti. Ahzab. Ahzab suresi hizipler demek. Ordular, topluluklar, cemaatler. Bir sürü kabileden oluşan 15 bin kişilik bir ordu tertip etti. Şimdi bu 15 bin kişiyi şöyle anlayın arkadaşlar. Bedir Muharebesi'nde kafirler 1000 kişiydi. Müslümanlar 313 kişiydi. Bedir Muharebesi'nde Müslüman asker sayısı 313 kişiydi. Müşriklerin sayısı 1000 kişiydi. İşte iki aşağı iki yukarı. Bu 15 bin kişi. Hani rakamı böyle anlayın. Hani yer gök adam kaynıyor öyle. Geldiler Medine-i Münevvere'yi muhasır ettiler. Ya eyyühellezine amenu icaat ya eyyühellezine amenu kuruni yematallahi aleykum icaatkum cunudun size ordu geldi. Bir gördüler bu orduyu, bir haber aldılar. Kalplerinde maraz olanlar, sıkıntı olanlar, imanları zayıf olanlar, gevşek olanlar, surata olanlar başladı titremeye. Çok şeyler oldu arkadaşlar. Selman-ı Farisi Hazretlerinin yol göstermesiyle, onun tavsiyesiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'nin etrafında, zaten Medine-i Münevvere'nin böyle üç tarafı böyle kayalık, volkanik, böyle yüksek kaya değil, böyle toprağın üzerine, böyle zeminin üzerine sanki böyle diken diken böyle insan rahat yürüyemez, işte deve rahat yürüyemez. Öyle bir öyle şehrin etrafı öyle çevrili. Bir tarafı var açık. O açık olan tarafa Selman-ı Farisi Hazretleri'nin işte onun tavsiyesiyle
Onun bildirmesiyle oraya bir hendek kazıldı. Geniş bir hendek. Yani bir devenin atlayamayacağı kadar öyle derin, böyle bir askerin böyle inip çıkamayacağı kadar, devenin atlayamayacağı kadar hendek kazıldı. Bu şekilde şehri muhasara ettiler. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam hendeğin arkasından şehri savunmaya aldı. Bu arkadaşlar bu muhasara takriben bir ay kadar sürdü. Bu okuduğum ayet-i kerime Ahzab suresinde bu Hendek muharebesinin kıssası bu ayet-i kerime ile başlıyor ama bundan sonra bir 25 ayet-i kerime kadar bu harpten, bu muharebeden, bu muharebedeki insanların durumundan, söyledikleri şeyden, yaptıkları şeyden bahsediyor Mevlamız. Çok ibret alınacak şey var arkadaşlar. Hani burası onun yeri değil, kalkıp burada 2 saat konuşulmaz. Hutbe onun yeri değil. Ama arkadaşlar o zoru gördükleri zaman insanların söyledikleri şeyleri anlatıyor Mevlamız. Zoru gördüklerinde, düşmanı gördüklerinde 15 bin kişi. Müslümanlar 3 bin kişiydi arkadaşlar. 15 bin kişi gördük. Bunu toplanmışlar, gelmişler. Çoluk, çocuk böyle şenliğe gelir gibi gelmişler. O kadar eminler ki kendilerinden. Şehrin dışına çadırlarını kurdular. Alem yapıyorlar, seyran yapıyorlar. Şehirdekiler korkuyorlar. Peygamberimize geliyorlar, özür beyan ediyorlar. Ya Resulallah bizim evlerimiz açıkta kaldı, hırsız falan girer, biz evlerimize gidelim, sen bize müsaade et falan. Böyle şeyler söylüyorlar Peygamberimize aleyhissalatü vesselam. Kimisi diyor, bak yalanmış diyor yani. Bu Allah işi, peygamber işi, Kur'an işi, bak uydurmakmış, bak bitti, bitti. Bu adamlar geldiler, kapıya kadar geldiler. Bugün olmadı, yarın dalacaklar şehre. Böyle bir kelle bırakmayacaklar, kesecekler hepimizi, evimizi başımıza yıkacaklar, bitti. Palavraymış hep. Bak hani Allah diyorduk, peygamber diyorduk. Kendi kendimizi kandırıyormuşuz. Böyle dedi insanlar arkadaşlar. Mevla ikaz ediyor bize. Haber veriyor Mevlamız bize. Mevla imtihan etti kullarını. Zoru gördüğünde dökülenler. Kimisi de mesela Musa aleyhisselam Firavun'dan kaçarken işte sahile geldiler. Burası sahil. Sonra orada Firavun'un ordusu gözüktü. Kale ashabı Musa inna le mudrakun. Musa aleyhisselamın ashabı arkadaşları dediler ki aha bize yetiştiler. Yetişildik. Bitti. Tamam önümüzde deniz var gidemeyiz. Arkadan da geliyor Firavun. Yakaladı bizi. Bizim canımızı okuyacak. İşimiz bitti bizim. Dediler. Musa aleyhisselam buyurdu ki kale buyurdu. Kella hayır. Yanlış. Yanlışı ne ya? Orada deniz var. Orada ordu var. Sen 3 tane zaten 3 kişisin, bir tanesi yaşlı, bir tanesi çocuk, geriye kalıyor, harp edecek bir tane adam, elinde dürüst bütün silah yok, bir şey yok. Öbür tarafta dünyanın sultanı Firavun ordusuyla yetişti, düştü peşine. Hayır, dedi Musa aleyhisselam. İnne ma'ya Rabbi, Rabbim benimle beraber seyehdin, Allah bana bir yol gösterecek. Görünürde bir yol var mı? Görünürde bir yol var mı? He? Rabbim benimle beraber, ben anlamam. Hayır, yanlış söylüyorsunuz. Bittik, yanlış söylüyorsunuz. Rabbim benimle beraber, o bana bir yol gösterecek. Aynı bunun gibi, Hendek dedi arkadaşlar. İnsanlar böyle, bittik dediler, bittik. Abi yuttuk, tamam 15 bin kişi geldi, toplasan şehrin nüfusu kaç yani? Şehrin nüfusu kaç? Geldiler, bir gelecekler, şehrin bu ucundan girerler, öbür ucundan çıkarlar. Biter öyle, hani bizim o peşinden koşturduğumuz Müslümanlık falan filan, hepsi havacıvaymış dediler içlerinde. Ama bu Musa aleyhisselamın gibi imanı olanlar, bunlar yok dediler. Mevla, Resulullah burada, Resulullah aleyhisselatü vesselam Mevla'dan aldığı bilgiyle, vahiyle bize zafer vaat etti. Sonunda mutlaka Müslümanlar galip olacak. Biz hak üzereyiz, onlar batıl üzere. Biz doğruyuz, onlar yanlış. Biz Mevla'nın sevdiği yoldayız, onlar şeytanın yolundalar. Biz haklıyız, onlar haksız. Ama şehre sıkışmışsın, bir çukur kazmışsın, çukurun arkasında saklanıyorsun, öbür tarafta 15 bin tane adam var, kılıçlarını biliyor. Hah diyorlar, sizin işiniz bitecek, ne kadar dayanacaksınız ki diyorlar yani orada. İnananlar böyle dediler, inanmayanlar tamam bittik. Arkadaşlar hani hamdolsun Rabbimize, şu anda böyle bir durumda karşı karşıya değiliz. Hamdolsun Rabbimize. Ama arkadaşlar şartlar zorlar. Hayat değişir, dünya değişir, dinden yana zorluk çekersin, namaz kılıyorsun diye seni işinden çıkartırlar. Çıkacaksın kardeşim. Sakalından sebep sana laf ederler, cumandan sebep sana laf ederler. Yapacaksın kardeşim, yapacaksın. Böyle işte onlar için okuyorum burayı, tamam mı?
Ya ellezine aminu, ey iman edenler. Uzkuru nimetallahi aleykum. Allah'ın size nimetini hatırlayın. İzca'atkum cunudun. Size bir ordu gelmiş idi. Fe erselna aleyhim rihan. Fe erselna, biz gönderdik aleyhim onların üzerine rihan, bir rüzgar gönderdik. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere halkı hendeğin arkasında bekliyorlar. Onlar burada alem yapıyor, seyran yapıyor, kah kah kiki. Çoluk çocuk hepsini getirmişler. Hanımlarını falan, her şeylerini getirmişler. O kadar eminler ki kendilerinden. Oynuyorlar. Bunları illa bir gün pes edecekler diyorlar. Yani nereye kadar dayanacaklar ki? Yani küçücük şehirde yani ekmekleri suları, en azından ekmekleri suları bitecek bir gün diyorlar. Yani ne zamana kadar dayanacaklar? İlla bizim elimize düşecek diyorlar. Çok eminler kendilerinden. Mevlamız buyuruyor ki, benim size nimetimi hatırlayın. Ben size nimet verdim. Ne o nimet? Erselna aleyhim rihan. Biz onların üzerine bir rüzgar gönderdik. Ve cunuden lem teravha, ve cunuden ordular gönderdik. Öyle ordular ki lem teravhu, siz görmüyordunuz ha o orduları. Sizin görmediğiniz ordular gönderdik. 1000 tane melek indirmiş Mevla Teala Celle Celaluhu onların üzerine. Ve kânallâhu bimâ ta'amelûne basîrâ. Mevla sizin yaptıklarınızı ziyade görücüdür. Arkadaşlar, önemli olan şey Mevlamızın rızâ-i şerifi üzere olmaktır. Bu hayat, bu dünya imtihan yurdudur. Sağa yatar, sola yatar, yağmur olur, rüzgar olur, çamur olur, bazen kaymak gibi akar gider. Bunların hepsi arkadaşlar dünyanın gailesidir. Bunlar hak hakikat değildir. Hak hakikat Mevla'ya kulluktur. Adam gibi, insan gibi düzgün Müslümanlık yaşamaktır arkadaşlar. Hayatımızda gayemiz, hedefimiz bu olsun inşallah. Kâle aleyhissalâtu vesselâm, sıkıntılardan öyle pes etmemek lazımdır. Mevla'ya dayanmak, Mevla'ya itimat etmek, Mevla'ya güvenmek lazımdır. Aksini akla, hayale, kalbe, hatıra getirmek hiç yakışık almaz arkadaşlar. Aksini akla, hayale, hatıra getirmek. Tamam, ben bittim. Neye bittin ya? O hiç yakışmaz arkadaşlar. Kale aleyhissalatu vesselam, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, An İbni Abbasin radıyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas'tan rivayet olundu radıyallahu anhuma, Nusirtu bis saba, ben saba rüzgarıyla yardım olundum. İşte o Hendek Muharebesinde o esen rüzgar. Hani rüzgarların isimleri var ya, hani bizim memleketimizde dedim, burada da işte her yönden esen rüzgarın, işte şu yönden esen rüzgara bu ismi veriyorlar, bu yönden esene bu ismi veriyorlar. O işin ehli biliyor. Değil mi? Çobanlar bilir, denizciler bilir mesela. Ben bilmiyorum. Siz de bilmezsiniz belki çoğunu. Tamam, rüzgarların isimleri var. İşte Peygamberimiz buyurdu ki, Nusirdü bi sabah, ben sabah rüzgarıyla yardım bulundum. Mukabili de var. Ve ehleket ve ühliket adun bittebur. Ad kavmi de debur rüzgarıyla helak olundu. Mevla da onlar halde açtılar artık. Peygamberlerini yalanladılar, inkar ettiler. Ondan sonra devam peygamberler uğraştı. İş bitti. Mevla adab hükmetti. Mevla debur rüzgarı gönderdi onlara. Seb'a leyalin ve temaniyete eyyam. 7 gece 8 gün arkadaşlar. 7 gece 8 gün kastı kavurdu ortalığı. Bir tane adam kalmadı ortalıkta. Elen ahsenel kelam ve bleger nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kavluhu tebareke ve teala fil kelam. Es'ad billahi ve idâ kure'el Kur'anu festim'u lehu ve ansutu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Felillahil hamdu rabbis semavati ve rabbil ardı rabbil alemin ve lehul kibriyâ fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Sadakallahu'l azim.